Bugün ortada olan bir gerçek var ki, o gerçek Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük rakibi, Tayyip Erdoğan sevgisi üzerinden Tayyip Erdoğan'ın yoluna mayın döşeyen bir parti yapısıdır. Tayyip Erdoğan'ı sevenler, dost acı söyler, bu hal iyi hal değil, şöyle takip ediyorum, bilerek veya bilmeyerek. Davranışlarınız, hesaplaşmalarınız, söylemleriniz, fitneleriniz, duyarsızlıklarınız, birlikleriniz, kişisel ihtiraslarınız, bana necilikleriniz, sen ben kavgalarınız ile. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefetin veremediği zararı sizlerin verdiğinizin farkında mısınız? Tayyip Erdoğan'ı sevenler Tayyip Erdoğan'a karşı mı? Resmen birilerinin değirmenine su taşıyorsunuz. Teşkilatlar bir alem olmuş, bürokratlar kendilerine hizmet etmeye başlamış. Yerel yönetimler umursamaz hale gelmiş, genel merkezin sesi soluğu kesilmiş. 18 yıllık siyasi varlıklarını Erdoğan'a borçlu olanlar yarın ne olur olmaz diye sadakati bırakmış, sinsice B planı hazırlar olmuş. Mücadele ve sadakat ruhu yerine çıkar ve menfaate bırakmış. Vekillerin çoğu ortadan kaybolmuş. Kim ne konuştuğunu, lafının nereye gideceğini bilmez olmuş. Bilerek veya bilmeyerek sessiz ihanet gibi. Öyle bir ihanet ki bu gelecek hesabı yapıp Babacan, Gül, Davutoğlu gibi Erdoğan'ı arkadan hançerleyenler, Erdoğan'ı eleştirirken onlara karşı bugüne kadar tek kelime söz edemeyenler ne yazık ki partide koltuklarda oturur olmuş. Sosyal medyada ilginç parti içi salvolar üretilirken adeta AK Parti içinde 2-3 AK Parti varmış gibi kendi kendiyle mücadele eden bir parti görüntüsü verilir olmuş. Bir düşünün, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması üzerinden hem fikir olmaları gerekirken yaptıkları tartışmalarla birbirini karalayan bir partililer gerçeği karşımıza çıkar olmuş. Osmanlı Cumhuriyet kavgasını körüklemek isteyenlerin oyununa gelerek sağduyu sahibi seçmenlere adeta partiden soğutma uğraşı verilir olmuş. Bir takım sözde Tayyip Erdoğan sever sosyal medya hesaplarının tezgahına gelerek Mustafa Kemal Atatürk'ü sevip saygı duyarlarken Tayyip Erdoğan'a oy veren seçmeni yeter artık diyerek küstürenler izlenir olmuş. Ayasofya'nın ibadete açılması karşısında büyük mutluluk yaşanması gerekirken bunu tarihsel hesaplaşmaya götürenleri görmeye ne demeli? Kısaca özellikle son süreçte AK Parti'de kendi kendine muhalefet yapan bir yapı oluşumu gerçeğini görmek çok ama çok düşündürüyor. Bu bir oyun mu? İçeri atılan bir nifak tohumu mu? AK Parti içeriden mi çökertilmek isteniyor? Bakın şimdiden öyle bir algı operasyonu var ki milletvekili seçiminde oyumuzu AK Parti'ye vermeyiz ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'a veririz diyenlerin sesleri yine yükselmeye başlamış. Yükselmeye değil, yükseltilmeye başlandı. Şöyle bakıyorum, İstanbul Sözleşmesi üzerinden tartışmayı kimler yapıyor? AK Partililer muhalefete karşı değil, AK Partililere karşı. Acı ama gerçek. Bakın, sosyal medyayı görürsünüz. Yani Nasrettin Hoca misali bindiği dalı kesen bir AK Partililerin artık egemen olmaya çalıştığı bir yapıyı izliyoruz. Tayyip Erdoğan'ın yoluna parti içinde ve dışından ortaya koydukları tavır, söylem ve çıkışlarla göz göre göre mayın döşeyen bir yapıyı izliyoruz. Tayyip Erdoğan 2023 hesabı yaparken AK Parti'de rol alan belli bir kesimin ısrarla her olayda 1923-1934'lere takık kalması, kutuplaşmayı derinleştirmek istemesi çok garip. Oyuna geliniyor. FETÖ taktiği bir kripto gibi bir yapının özellikle son 3-5 ayda bu kutuplaşmayı tetiklediğini söylersek ağır mı olur? Söyledim ya, 2023 finaline hazırlanan Erdoğan'ın önündeki en büyük engel ne yazık ki AK Parti yönetimlerinde olsun veya olması partinin etrafında kümelenmeye çalışan sesleri çok çıkan kitledir. O kitlenin her biri teşkilatlarda, medyada, seçmen yapısında kişisel ihtirasları ile Tayyip Erdoğan'ın mücadelesine zarar verdiklerinin farkında değiller mi? Açık ve net söylemek isterim ki Tayyip Erdoğan'ın bugünkü ortamda tek rakibi AK Parti'dir. Tayyip Erdoğan'ı bugünkü muhalefet yapısı asla yıkamaz. Ama ve lakin kendi partisi yıkar. Sesleri çok çıkan küçük bir kitle adeta AK Parti'nin bütününü temsil ediyorlarmış gibi racon kesiyorlar. Voltaire der ki, ben düşmanlarımla başa çıkabilirim. Tanrım beni dostlarımın şerrinden korusun. Reisi ne yazık ki bu noktaya itiyorlar. İtiliyor bu noktaya. Bu gidişat iyi değil.
Bugün geçmişle hesaplaşma adına ortaya koydukları duruşla Tayyip Erdoğan'a destek olduklarını sananlar aslında Tayyip Erdoğan'a en büyük zararı verdiklerinin farkında değiller. Ne sanıyorlar? Bu çatı çöktüğü an altında kim sağ çıkacak? Özal dönemindeki ANAP'lara ne oldu? Demirel dönemindeki DYP'liler ne oldu onlara? O günkü siyaset yapanların her biri çöken çatının altında kaybolup gittiler. O nedenle AK Parti'de siyaset yapanlar yarın bu günleri aramadan kendilerine gelmek zorunda. AK Parti geçmişle hesaplaşan değil, geleceğe koşan bir partidir. Bu partinin lideri Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Erdoğan'a 1071'den bu yana Türk tarihinin her evresine, her liderine büyük sevgi ve saygı duyan milyonlarca insan oy veriyor. O insanları küstürmeyin. Bakın dervişe sormuşlar. Yanında olan mı değerlidir, yürekte kalan mı? Derviş demiş ki, yanında olan yüreğinde olamamışsa, yürekte olan her zaman değerlidir. İşte AK Parti'de bütün mesele budur. Erdoğan'ın yanında görünüp yüreğinde olamayanlardır. Anlatacakları bir öykü varsa o öykünün 2002'den 2023'e uzanan tarihi yolculuk olduğunu bilmeyenlerdir. O tarihi yolculuk 18 yılda yapılan muhteşem hizmetlerdir. Hayal denilen o büyük projeleri gerçeğe dönüştürülmesidir. Dünyada artık sözü dinlenen bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçeğidir. Yerli silah sanayi üretimini dünyanın hayranlıkla baktığı %20'lerden %75'lere çıkarmaktır. İHA'lar, SİHA'lar, akıncılar, tanklar, helikopterler, denizaltıları, hızlı trenler, nükleer santral, sondaj gemileri, muhteşem şehir hastaneleri, daha fazlası hayaldi, gerçek oldu. Her birine %100 yerli ve milli üretim olarak Made in Turkey yazıyor artık. Muhteşem yollar, köprüler, havaalanları, hastaneler, boğazın altından geçen tüp geçitler, Marmaray, Avrasya, 18 yılda 100 yıla sığacak projelere imza atılmış. Ekonomide tarihi bir kurtuluş savaşı başarıyla verilir olmuş. O nedenle 2023 öncesi bu ülkenin enerjisini boşa harcamayın. 18 yılı heba etmeyin. Yoksa bu günleri çok ama çok ararsınız. Değer bilin. Yoksa görülen şu ki AK Parti'de azınlık gibi görünseler de sesleri çok çıkan ve toplumu olumsuz yönde etkileyen kitle muhalefete can suyu oluyor. Unuttukları gerçek var ki AK Parti Türkiye Partisi'dir. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ve dünya Müslümanlarının lideridir. Birileri hala bu gerçeği anlamamakta ısrar ederek ortaya koydukları tavırlarla, söylemlerle çok sevdikleri, sözde sevdikleri Tayyip Erdoğan'ı bilerek veya bilmeyerek ihanet ediyor. Yapmayın, gidişat iyi değil. Dost acı söyler, yazık etmeyin 18 yıllık emeklere. Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin. Recep Tayyip Erdoğan yoksa AK Parti asla olmaz, olamaz. Değer bilin, kişisel hesaplarınızı liderinize sadakat duygunuzun önüne asla koymayın. Bakın, Ataullah Hazretleri der ki, Cenab-ı Hak bir kulu küçültmek istediğinde onu nefsiyle baş başa bırakır. Kul hep nefsini görür. Nefsini yenemeyen kuluna kendini hatırlatmak için musibetler verir. Musibetlerin Allah'tan geldiğini anlamayıp tövbe etmeyen kulun rızkı daralır. Ders alınması gereken işte budur. Nefsinizi yenin. Videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.